İsminiz? Cengiz Baba. Cengiz Baba. Peki bu lağabınızda kimler derler? Babalar. Babalar. Peki bu mesela baban mı söyledi bu yoksa başka bir tavsiyeden mi atıldı? İşin esas mesleğin ne? Beni okulda okuyordu, okul bitti. Daimon tavsiyesi üzerine açtık burayı da. Ha. Peki bu tatlı mı ediyor mu bu iş yani seni dilediğin gibi bir genç ilerinde istikbal bekliyor musun yani bu gidişle? Yani bu koruyor mu seni? Şu anda koruyor. Ha. İşte zaten babamın da amacı boşta gezmemek şeyi gelmemek yani, için. İlerisinin daha geniş kapsamlı olur ama şimdiki durum bu kadar yani malın evet. Da olsa satacak kapasite az. Evet. Ha. Peki sana da sorayım. Sen bir besin olarak bu besin bu yaptığın işin bu dükkanların size yeterli mi değil? Bu belediye dükkanları. Evet. Şu anda fazla bazı tamirciler dışarıda olduğuna yetersiz kalıyor. Ha. Çünkü neden bakın kimisi su almamış kimisi şey ondan ziyade toplumsal bir şey cevap veremiyor. Yani geniş kapsamlı evet. Cevap veremiyor mesela. Peki senin şimdi gençler sana para verseler ne yapmak istersin? Sana dedi ki devlet sen ben bu işi yapıyorum dedi. Sana bir kredi verdi. Ne yapmak? Senin gönlünde neye yatırım yaparsın yani? Şu beside ne iş yapmak istersin? Vallahi sorayım ben, sana. Öncelikle büyük bir iş imkanı iş fabrika olur yani. Ne gibi fabrika? Ben senin şeyi ibraya dayalı olduğuna ipin fabrikası. Tekstil ha. Evet. Hani tekstilde dededen gelme de, sanat var, ona diyorsun atılırım. Yani besine kökünde bedirik ipliksiz gezemez mi? İplik temelinde var. Peki, bu sana da sorayım. Bu besli diyorlar ki bataklık şey oldu, bu besli buraya kurulmasaydı, sen de duymuşsundur yani evet. Büyüklerden. Besli bu kadar dışarıya kaçmazdı. Acaba senin genç olarak duyduğun görüşün nedir? Niye göçtüler? Vallahi içsizlik birdi. Hı. Şu anda işsizliği hemen de önlemiş durum herhalde. Göç evet. 3-5 senedir yoktur. Evet. Eskisi gibi. Yer bakımındansa tekel var. İleride tekel. Evet. Belsene çıkışında Antep yol üzerinde. Evet. O tarafa doğru olsa daha iyi diyorlar büyüklerimiz. Evet. Düzlük olduğundan, bura engebeli olduğundan. Evet. İleri bölge, ileride bu buranın aşağıları evet. Hep zaten heyelan. Evet. Yani o taraflarda olsa daha iyi gelişme olur diyor. Tabii. Daha sağlam. Evet. Sonra insanın cesareti olur. Evet. Evet. Şimdi ikincisi de diyoruz ki bu 5 yıl olarak bir sporu sever misin sen? Mesela maç, futbol. Futbolla en uzaktan yakından öyle seyrederim yani. Ha. Peki folkloru? Vallahi folkloru... Halk oyunları. Mesela aşağıda oynardık, büyüğünde şimdi onlar batal oluyor. Biz evet. Bunları yeniden canlandırmak için bir dernek kurmak, yani bir folklor kurmak istiyoruz. Siz de bundan maddi manevi yardımcı olabilir misiniz? Vallahi o günkü şartlara bağlı. Ha. İşte şartı şu, mesela senin bir iyi okuyucu bir arkadaşın olur. Lan bu memleketimizi temsil ediyor, memleketin türküsü, memleketin oyunu. Gelecek, oynayacak, para alacak. O da bir iş. Sanat yani. Evet. Sanat icra edecek. Bu tavsiye de bir gerçek yani. Güzel bir şey olur gerçekleşse. Ha. Çünkü neden bizim ata soyumuz, ata mesleğimizi başkaları alıyor, bize satıyor. Evet. Aslında biz zenginiz. Kadıran da geçtim.
Asım Öcal. Evet. Besni'de lağabınıza kimler derler? Besni'de olarak. Hocazade derler. Hocazade. Peki, hangi obada oturuyordunuz biliyor musun aşağı aşağıya? Tahtobası. Tahtobası, güzel. Bu mesleğe başkası vasıtasıyla mı yoksa sen isteyerek mi atıldınız? Şöyle kısaca anlatabilir misin? Bu işe nasıl atıldın? Kimden cesaret aldın? Üniversiteyi bitirdikten sonra boştaydım. Evet. 86 yılıydı sanırım. İşte böyle bir vatandaş satıyordu dükkanı devren. Evet. Talip olduk, aldık. Yani bu cesaretten doğuyor. Yani aslında mesleğin değil. Hayır, mesleğim değil. Ha. Bu Beslilerin, sen de duyuyorsun, yani durmadan meslek değişirler, her şeye dalarlar yani. Evet. Yılanın deliğine elini sokar, o cesaret. Evet. Sen duymuştun, nereden alıyorlar bu cesareti biliyor musun? Hiç sordun mu çevrede? Vallahi ne bileyim, işten gelen bir şey demek ki. Ha. Aileden yapısal, sanatsal. Töremizde de var, aile yapımızda da. Evet. Peki bu sizi kurtarıyor mu buradaki iş? Yani tatmin ediyor mu? Güvenimi, yani ben bu işi yapıyorum, evime bakıyorum diye böyle bir güven içinde misin? Henüz daha tam dört dörtlük oturmuş değil. Evet. Yeni araçlar olduğu için evet. Tam dört dörtlük değil. Peki. Ama evet. Geleceğe parlak. İkincisi, sen de duymuşsundur, bu Besli'den neden göçtü bizim bu halkımız? Niye terk ettik? Şuraya buraya açtık, gittik. Sebep neydi? Sen de az çok duymuşsun. Senin fikrin nedir? Neden göçtün? İş olanağı olmadığı için daha önceden duyuyor işte. Nüfusun çok çok yüksekmiş. Dericilik falan olay bayağı gelişmiş. Fakat daha sonra gittikçe iş olanağı azalınca insanlar göçmüş. Ekmek parası için. Evet. Ama son zamanlarda tekrar bir geriye dönüş var. Evet. Şimdi şöyle, Beslilerin atı vardı, meydanı yoktu. Şimdi meydan bulamayınca dışarı gitti, atı da meydan buldu, meydan da bulunca girip atmaya başladı. Yani özünde bu. Evet. Şimdi biz diyoruz ki siz de genç olarak sana sorsaydık bu Besli'yi nereye kurardın? Bu dağılmaması için bir etken olduğuna göre sana desen ki genç, o zamanın bir genci olarak nereye kurardın sen Besli'yi? Soruyorum, senin fikrin nedir? Vallahi pek düşünmedim ama Gayardı tarafı daha uygun. Evet. Evet, Gayardı tarafı daha uygun. Demek ki 50 yıl önce o Gayardı seçilmiş, yer değişikliği yapıldığını söylüyorlar buraya kadar. Demek ki bu Besni halkı ileriyi görmüştü o zaman da. Kimse gelmedi, evet. Eşkıyayla, bilmem ürkütmeyle buraya getirildi. Şimdi bak Allah'ın doğruluğuna orada yol geçti Gayardı çatında. Bak Allah'ın doğruluğuna. Yani Besliler çalışkan, alının kendiyle, evet, namuslu evet, arıyla çalışırlar. Evet. Kimseye eyvallah etmedi. Peki bu aşağı camiler, mamiler yıkılmış. Hiç sordun mu? Niye yıkıldı? Biz buradayken hiçbir haliye düşmezken. Niye yıkıldı acaba? Bu sahipsizlikten mi, neden? Bir genç olarak. Sen de gidip gezmişsindir. Şimdi tabii ben de çocukluğumda gittim gezdim. Yakın zamanda gidip de fırsatımız olmuyor. Dolayısıyla da aslında çok güzel tarihi yerler var. Evet. Orada iyi bir düzenleme yapılsaydı zamanında, nasıl ki bir Adıyaman'da Nemrut var, evet. Esin'de de bu kale ve diğer tarihi eserler dolayısıyla bayağı bir turist çekerdi. Fazlasıyla. Ama bakımsızlıkta gittikçe bozuldu iş. Eskiki durumu kalmadı. Kale yıkıldı, camiler yıkıldı. İkincisi bir de bizim, biliyorsun bizim aslımız Türkmendir. Asya'dan gelişmiş kökenimiz, Besni halkı kan değişmemiş. Yani yabancılarla evliliği sürdürmediği için temiz, aynı kültürü konuşan, en düzgün kültürü konuşan Besni halkıdır. Bizim zengin türkü ve havalarımız, her şeyimiz vardı. Rahmetli belki bilmezsin, bayram kanalar, şunlar bunlar çalar söylerdik. Herkimiz ahkem içindeydi. Ama az kazanırdık, mutluyduk. Çok kazanıyorlar, şimdi insanlar tedirgin, birbirine sırt çeviriyor. Siz de gençlere göre görüyorsun yani. Biz diyoruz ki bir folklor kuralım. Bizim kendi müziğimizi, kendi kültürümüzü yaşatalım. Beslenelim. Uşak, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep ve Besni'de. Şimdi diyelim ki Antep'te bir Besni'nin düğünü var.
gitsin orada düğünü yapsın, özlemini gidersin. Kim gelir düğüne? Besliler gelir. Hiç kuruş. Onların düğünü yapsın, türküsünü dilediği kadar onlar eğlendirsin. Altın arabası gelsin besliyor. Maraş'tan var orada, Antep'ten var orada, mesela Adana'dan var, Mersin'den mi gitsin, Mersin'den. Oraya kim gelir? Besliler gelir. Onların özlemini gidersin. Böyle bir folklor kurulursa, hem de zaten bir memleketin tanıtmasında birinci faktör bu folklorla şeydir, futboldur. Evet. Yani bunun ikisi bugün dünyada en büyük etkendir. Biz bugün Güney Anadolu'nun en zengin müziğine sahibiz. Kendim de yazıyorum yani. Yani biz böyle bir folklor yazdır Atilla. Şey yazdı. Sağ ol. He? Ben yazdım diyor. He? Ben yazdım diyor. Niye? Benim bir şeyim yok yazılar. Dükkan senin değil mi? Benim Nasıl bir şey? Geçmişsin. Yani sen burada oturuyorsun. Hemen işle uğraşıyorum. Besinler ne iş yaptı bir dönemde? Kimler denir? Arap olivo derler. Arap orlu derler. Peki. Obanız hangisi biliyor musun? Aşağıçay'daki obanız. Evet. Çatlı mahallesi. Güzel. Peki bu mesleğe nasıl atıldı? Baban mı tavsiye etti veya artık başkasının şeyiyle mi? Yok, babam yok. Bizim abim tavsiye etti. Ha. Babam öldüydü o zaman. Evet. Allah rahmet eylesin. Peki. Şimdi bu işi yaptığından kendini şöyle emin şekilde geçindiriyor mu? Yok, çürük. Yoksa hele karnın mı doyuyor? Karın doyuyor. Yani para artıramazsın bu işte. Bu hükümetin zamanında. Evet. Peki bu dükkanları görüyorum. Belediye yapmış. Evet. Peki bunu sormadınız mı? Bunun suvası yok. Bunun sağlığı nerede? Hani senin kontrol sistemi yok. Evet. Bu zorunu geçti elimize. Yok. Bize dükkan mı veriyorlar ki? Bunu zorunu veriyor. Evet. Peki bu bizim ruhsatı nasıl veriyorlar bu yerde? Ruhsat, oturma ruhsatı buraya verilmez yani. Aslında dükkan değil ki bu. Yani üstü içeri bir sundurda. Daban bileme şey. Evet. Torpaktır buranın dabanı. Evet. Peki siz genç olarak böyle bir sanayi gönlünüzde var mı? Ya, şimdi Bayardır'a bir sanayi kurulmuş, kurulacakmış diyorlar. Evet, ben oranın da gittim, filmini çektim. Evet. Şimdi gerçekten eğer bu işe güzel bakılırsa, evet, yani devletten ziyade evvel birbirimize güven olursa, tabii, gerçekten Kayar'da yeniden bir şeye kavuşur. Yani eski özlemine kavuşur. Doğru. Ha. Şimdi artık buraya değil de herkes oraya, evini de oraya yapar. Tabii. Şimdi, tabii. Şöyle diyeyim. Bugün kuyusu var, suyunu içersin. Doğru. Çeker, suyu gelse bile su kenarına çiçek dikersin, narını dikersin, güzel bahçene yok. Aşağıya da sanayi kurmuş. Evet. Güzel. Sabahleyin kalkarsın, bisikletle dişine gitsen. Doğru. Ve sağlıklı, temiz hava, güvenilir, batmağı yok, çırpması yok. Zaten yerimiz görüyorsun, damda. Bir araba gördüm, çekiyor, ondan sonra araba geçecek yol yok. Ben bunun için diyorum ki, Besliler olarak bir vakıf kuralım, vakıf. Evet. Hani vakıf şirket, Beslilerin emrinde ne gerekiyorsa, fabrika mı fabrika, efendim, tezgah dükkanı mı tezgah, sanayici dükkanı sanayici, tamirci mi tamirci. Şu bizim biliyorsun daha evvel aşağı şehri sel bastı, evet, devlet ev yaptı. Ne güzel ödediler, kimsenin umuru da duymadı. Doğru.
Değil mi? Evet. Yani aynı böyle bir girişim olursa daha çabuk olur, daha kalkınmalı değil mi? Tabii tabii. Evet. Peki sana sorayım, bu Besi'den niye göçtüler bu millet? Besi'den yükünü tutan gitti ilk önce. Ha. İşte, bu yükü neydi yani, katır yükü mü, eşek yükü mü? Şimdi yük deyince böyle bir hayvanı yüklerler, arabaya ya, yüklerler. Parayı burada kazanıyor adam. Ha. Ondan sonra gidiyor başka yere yatırım yapıyor. Olmayacak aslında, Besin yerlisi memlekette kaldı, şimdi, memlekette gömse güzel parayı. Güzel de şimdi senin dediğin doğru. Sen burada günde 10 milyon kazansan gider misin? Ben mi? Besin, ha. Ben Besin'i bırakmam. Demek ki doyursa havası gitmez için. Mümkün ha. Değil. Yani. Evet. Ha. Havası için, suyu için Besin'i bırakmam ben. Ha. Demek ki doymadan ziyade bir, açlık tehlikesinden gitti. Ondan da çok. Evet, ondan da çok. O da çok. Ha. Onu zaten iş sahası yok. Belli bir iş sahası. Bütün memleket kahve dolmuş. Evet. Kahveye git, adamların yeri yok. Ha bir de bu Besi'den, faizcılıktan yani biz benim tabirim de ayaklı banka. Evet. Burada yaygın diyorlar. Evet. Gerçek mi bu da yani? Çok yani, canım o. Esnafı sömürüyor diyorlar çok. Yani. Yani duyuşum yani. Öyle. Zaten hükümet alıştırdı. Ben Besi gazetesine bazı başlık yazıyordum. Ayaklı banka dedim, bana çok kızdı. Evet. Var yani bunlara ben çok, ayaklı çok. Banka. Evet. Evet. Peki şimdi sizden soruyorum bir genç olarak. Diyorum ki bu işe memleketimizin bir tek eksiği var şu yani. Sanayi. Evvela bu sanayi. Evet. Sırt sırta verelim. Devlete tabii. Diyelim ki adamımız bu, mesleğimiz bu. Evet. Bize siz de yardımcı olun. Bizim de bankamızda, paramızda bu kadarımız var. Evet. Biz bunu kira gibi ödeyelim. Ne devlet vergisini alsın, günahını alsın, ondan sonra ne isterse alsın. Adam mı istiyor, versin, yetiştirelim. Evet, adam mı istiyor, çalıştıralım. Evet. Hani ortadaki gençleri sokağa atmayalım, tabii. Sahip çıkalım. Sahip çıkmak için nereden olur? Ya sanat ya kültür. Evet. Şimdi bugün kültür de taştı. Cevap veremez duruma geldi. Şimdi iş veremezsen kültür de bir yerde duruyor. Tabii. Bak birçok arkadaş bırakmış. Yüksek şeyi iş bulamayınca parçalayacak. Demek ki sanat hepsinden iler. Onun için bunlara önem vermek gerekiyor. Doğru. Bir de şu var. Yani Besli'yi tanıtmanın iki etkeni var. Biri spor, biri size folklor. Biz bu terimi ortaya attım. Evet. Şimdiye kadar bütün sağ olsun, bütün hemşehrilerime ben sonsuz güvenim var. Hiçbiri de hayır demedi. Hani karınca kararınca herkesin gücünün yettiği kadar bir folklor kurarsak, bir böyle futbola bir kalkınma, futbolu esaslı Besli'nin oyununu, şerefini temsil edecek böyle bir girişim var.